Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Konjunktiv 2 werden. Bugün ya da gelecekte yapmayı arzu ettiğimiz şeylerde werden'i kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle bunun bir çekimine bakalım. Ardından örneklerle bu durumu öğrenelim arkadaşlar. Öncelikle baktığımızda werden'de ich würde, du würdest, er würde, sie würde, es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden, sie würden çekimlerini görüyoruz. Yani isterdim anlamında demek ki ich würde diyorum, sen isterdin derken du würdest diyorum. Üçüncü tekil için er würde, sie würde, es würde, biz isterdik derken wir würden. İkinci çoğulda sizler isterdiniz derken ihr würdet, saygı anlamında sie würden ve üçüncü çoğullarda arkadaşlar sie würden. Dilerseniz örneklerimize bakalım arkadaşlar. Ich würde mit ihr essen gehen. Bakın burada arkadaşlar öncelikle anlamlarına bakalım kelimelerin. Essen gehen, yemeğe gitmek. Dolayısıyla ben onunla, yani mit ihr, burada bir kadından bahsetmiş oluyorum. Mit ihr, onunla essen gehen, yemeğe gitmek isterdim dediğimde demek ki ne yapıyorum arkadaşlar? Ich würde yapısını kullanıyorum. Burada tıpkı modal fiillerde olduğu gibi mastar halde bırakıyorum asıl fiili. Yani burada mastarımız ne? Gehen. Dolayısıyla ich würde mit ihr essen gehen. Onunla birlikte, öyle değil mi? Onunla birlikte yemeğe gitmek isterdim demiş oluyorum. Buraya baktığımızda ikiye arkadaşlar. Er würde sehr gerne in Frankfurt arbeiten. Evet, buraya baktığımızda arbeiten neydi arkadaşlar? Çalışmak demekti. In Frankfurt arbeiten, Frankfurt'ta çalışmak, sehr gerne, severekten, öyle değil mi? Çok severek, isteyerek anlamında. Dolayısıyla burada da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Würde'ni ne yapıyorum? Üçüncü tekilde würde şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla er würde sehr gerne in Frankfurt arbeiten. Burada ne yapmış oluyorum arkadaşlar? İkinci pozisyonu würde'ni getiriyorum. Yani konjunktif 2'yi getirmiş oluyorum. Asıl fiilim arbeiten'de cümlenin sonunda mastar olarak kalmış oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Üçe baktığımızda arkadaşlar, wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns kommt. Evet, burada wenn'li bir cümle görüyoruz arkadaşlar. Eğer cümlesini görüyoruz. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada gene würden kullanılmış. Ve asıl fiilim freuen, uns freuen, mutlu olmak arkadaşlar. Bu da gene refleksif bir durum arkadaşlar. Sich freuen, mutlu olmak demek. Bunu hatırlarsanız sich waschen, sich kämmen, öyle değil mi? Refleksif fiillerin geçtiği derste ayrıntılı şekilde görmüştük. Dolayısıyla biz seviniriz demiş oluyoruz. Dolayısıyla wir würden uns freuen, sevineceğiz gibi Türkçe'de belki de birebir karşılığı olmayan bir yapı bu arkadaşlar. Eğer'le baktığımızda wenn ihr mit uns, bizimle beraber kommt. Yani bu cümle bize diyor ki güzel Türkçemizde bizimle birlikte gelirseniz seviniriz. Dolayısıyla wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns kommt. Buraya baktığımızda dörtte arkadaşlar, würdet ihr bitte einen Moment auf mich warten? Soru cümlesini görüyoruz. Burada da ne olmuş arkadaşlar? Soru cümlelerinde eğer fiille başlıyorsa ne yapıyorduk biz modal fiillerde? O yapıyı başa getiriyorduk. Burada konjunktif 2'de de aynı şey söz konusu. Ne yapmışım arkadaşlar? Würden'i başa getirmişim. Öncelikle bir anlamlandıralım. Bitte neydi? Lütfen demekti. Einen Moment, bir dakika, bir an anlamında arkadaşlar. Auf mich warten, beni beklemek. Mich, beni, auf mich. Evet, beni demiş oluyorum. Warten de beklemek. Dolayısıyla beni bir dakika bekleyebilir misiniz gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla würdet ihr bitte einen Moment auf mich warten
sorusunu görmüş oluyoruz. Soru cümlesini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki burada da ne olmuş oluyor? Konjonktif 2 yapısı cümlenin başına gelmiş oluyor ve asıl fiilim must'larda cümlenin sonunda olmuş oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich würde mit ihr essen gehen. Ich würde mit ihr essen gehen. Er würde sehr gerne in Frankfurt arbeiten. Er würde sehr gerne in Frankfurt arbeiten. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns kommt. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns kommt. Würdet ihr bitte einen Moment auf mich warten? Würdet ihr bitte einen Moment auf mich warten? Sonraki örneğimizi devam edelim arkadaşlar. Würdest du mit mir tanzen? Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar, tanzen, dans etmek demek arkadaşlar. Mit mir, benimle beraber. Evet, benimle beraber dans eder miydin diyecek olursak demek ki würden yapısını, yani konjunktif 2'deki würden'i kullanmış oluyoruz. Bu da bir soru cümlesi olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Würden'i başa getiriyoruz ve asıl fiilim tanzen must'larda cümlenin neresine geliyor? Sonuna geliyor. Dolayısıyla benimle dans eder miydin derken ne diyecekmişiz arkadaşlar? Würdest du mit mir tanzen? Buraya baktığımızda arkadaşlar, ich würde die Schuhe nicht kaufen. Evet, die Schuhe ayakkabılar arkadaşlar. Nicht kaufen, satın almamak, öyle değil mi? Ben o ayakkabıları satın almazdım diyecek olursam demek ki burada da konjunktif 2 yapısını kullanabiliyorum. Dolayısıyla ich würde die Schuhe nicht kaufen. Yani ben senin yerinde olsaydım o ayakkabıları almazdım gibi bir anlam çıkmış oluyor. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, würdet ihr das Essen ohne Brot essen? Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Das Essen yemek evet, nasıl diyebilirim? Das Essen öğün için, yemek için kullanılabilir. Ancak burada Essen eylem olarak geliyor arkadaşlar karşımıza. Dolayısıyla yemek yemek Essen, öğün ya da yemeğin kendisi ise das Essen olmuş oluyor. Bunu zaten büyük yazımdan anlıyoruz, artikel olduğundan anlıyoruz, öyle değil mi? Ohne Brot, das Brot ekmek demekti. Ekmeksiz diyecek olursak arkadaşlar, ohne Brot demiş oluyoruz. Yani güzel Türkçemizde bu cümle ne demek oluyor arkadaşlar? Yemeği ekmeksiz yer misiniz gibi ya da yemek ister miydiniz gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla würdet ihr, öyle değil mi? Ne yapmış oluyorum? Ihr için ne yapıyorduk? Würdet diyorduk. Dolayısıyla würdet ihr das Essen, yemeği ohne Brot, ekmeksiz yer miydiniz? Dolayısıyla würdet ihr das Essen ohne Brot essen sorusunu sormuş oluyoruz. Ve sonuncu örneğe baktığımızda da arkadaşlar, Sie würden in diesem Kleid gut aussehen. Evet arkadaşlar, buraya bir bakalım. Das Kleid neydi arkadaşlar? Elbise demekti. Gut aussehen, aussehen gözükmek demekti arkadaşlar. Bakın, aussehen ayrılabilir fiil. Ancak tıpkı modal fiillerde olduğu gibi ne yapıyoruz? Mastar halde bırakıyoruz ve ne yapmışız arkadaşlar? Würden'i ikinci pozisyona getirmişiz. Mastarda da ne yapmışım? Asıl fiilimi cümlenin sonuna atmışım. Dolayısıyla bu bize güzel Türkçemizde ne diyor? Siz bu kıyafetin içerisinde güzel gözükürsünüz demiş oluyor bu cümle. Dolayısıyla Sie würden in diesem Kleid gut aussehen demiş oluyoruz arkadaşlar. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Würdest du mit mir tanzen? Würdest du mit mir tanzen? Ich würde die Schuhe nicht kaufen. Ich würde die Schuhe nicht kaufen. Würdet ihr das Essen ohne Brot essen?
Würdet ihr das Essen ohne Brot essen? Sie würden in diesem Kleid gut aussehen. Sie würden in diesem Kleid gut aussehen. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde konjunktif 2 verb konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Paylaşalım, yorum bırakalım ve buradaki bu zili mutlaka sonraki bildirimler için mutlaka tıklayalım arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.